7 Ekim 2022 Cuma gününden herkese merhaba arkadaşlar. Şu saat itibariyle Aktif'ten ayrılıyoruz. Bu saatte ilk defa sürüyorum burayı. Abone olun ve beğenin. Ve İzmir Köyceğiz turunun son kilometresini sürüyoruz şimdi. Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teki yolculuğumuz bitti. Bugün itibariyle, şu saat itibariyle Akbük'ten ayrılıyoruz. Saat yaklaşık 6.45. Erkenden toparlandık. Dün akşam şurada kaldık. Altaş restoranın restoran bölümünde sağ olsunlar bizi misafir ettiler. Orada yemeğimizi yedik. Çadırlarımızı da kurduk. Yağmur yağdı dün. O yüzden kapalı bir mekanda olmamız bizim için şanstı. Şimdi eşyalarımızı topladık. Erkenden Köyceğiz yolculuğuna başlıyoruz. Bakalım nasıl gidiyor. Gökova bisiklet turunun da rotalarından Akbük Akyaka arasındaki 28 kilometrelik mükemmel yoldayız arkadaşlar. Sağ tarafımız deniz, sol tarafımız çam ağaçları. Keyifli bir şekilde sürüyoruz. Gökova bisiklet turunda burayı 3 defa sürmüştüm. 15. Gökova bisiklet turunda da dünyanın en güzel 28 kilometresi olarak bir vlog çekmiştim. Onu da sol üst köşeye bırakıyorum. İzlemeyen arkadaşlar oradan izleyebilirler. Bu saatte ilk defa sürüyorum burayı. Bu saatte de başka bir güzel gerçekten. Güneş daha yüzünü göstermedi. Serin bir hava var. Ağaçların da serinliği var. Yavaş yavaş Akyaka'ya doğru ilerliyoruz. 28 kilometrelik muhteşem bir yolumuz var önümüzde.
kahvaltı molası Akyaka Akyük arasında. Şöyle köylü ablalarımızın çalıştırdığı yerler var. Sezon sonu olduğu için, yani sezon dışı olduğu için şu anda birçok yer kapalı, ancak böyle bir açık yer bulduk. Dumanı da tutuyordu. Dedik güzel bir çay vardır burada. Ablalar dediler ki menemen de yapabiliriz. Birer de gözleme yiyeceğiz. Bu şekilde kahvaltımızı yapmış olacağız. Hem de biraz soluklanmış olacağız. Daha çok olmadı gerçi tura başlayalı. Ancak keyifli, manzaralı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi mola. Turnalı Mehmet abinin yerindeyiz. Güzel bir kahvaltı ettik. Şimdi devam edeceğiz yola. Gerçekten güzel bir yer. Önde yetiştirdiği ürünlerden yapıyor. Özellikle menemeni tavsiye ederim. Gözleme de bir o kadar güzeldi. İkisini de denemenizi tavsiye ederim geldiğin zaman. Biz şimdi yola devam ediyoruz. İstikamet Akyaka. Kahvaltı sonrası yola devam. Muhteşem manzara. Sağ tarafta deniz, sol tarafta çam ormanı. Güneş iyice yüzünü gösterdi. Denizin üzerine vurmaya başladı. Deniz pırıl pırıl karşımızda parlıyor. Ve biz bisikletlerimizle yola devam ediyoruz. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Kazım abi, o zaman ne diyoruz?
Video... Eğer benimle bir şeyler paylaşmak, yaşamak istiyorsanız 1.5 pedalı takip edeceksiniz YouTube'da. Ha. Abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Instagram'ı da takip edin ama YouTube'da abone olun ve beğenin ve yorum yapın. Ona göre. Kolay çekilmiyor. Artık Akbük AKK arasındaki yolun sonuna geliyoruz. Trafiksiz, araç trafiğine kapalı yola kadar geldik. Bu kısım araç trafiğine kapalı. Bisiklet ve yürüyüş yolu arkadaşlar. Buradan hemen Akyaka'daki iskeleye iniyoruz. Yakadan ayrıldık. Azmak kenarında biraz gezindik. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Şimdi Köyceğiz ana yoluna paralel bir yoldan, arkadan köy yollarından Köyceğiz'e doğru ilerliyoruz. Köyceğiz'e 9.5 kilometremiz kaldı. Şöyle bir yol kenarında durduk. Şimdi taze sıkım nar suyumuzu içeceğiz. Enerjimizi bir fulleyeceğiz. Sonra yola devam edeceğiz arkadaşlar. Köyceğiz terminalinde görüşürüz. Dağlar, tepeler açtık. Kilometrelerce yollar teptik. Metrelerce tırmanışlar yaptık. Ve İzmir Köyceğiz turunun son kilometresini sürüyoruz şimdi. Son kilometrenin içerisindeyiz. Ve bu son kilometre bitince de Köyceğiz otogarına varmış olacağız. Oradan bisikletlerimizi otobüslere yükleyip evlerimizin yolunu tutacağız. Bir sonraki turda eğer düzgün bir planlama yapabilirsek bir sonraki turda Köyceğiz'den başlayacak bakalım. Şimdilik bizden bu kadar. İzmir Köyceğiz bisiklet turunun videolarını beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı
Ve videoların altına bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere.